akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le devam ediyor. Bu akşam biraz sabrı konuşacağız. Sabrın Kur'an'daki yeri nedir? İnsandaki yeri nedir? Altındaki mantığı nedir? Hakikati nedir? Ona değinelim istiyorum hocam. Bu şeyde o da şöyle bir şey oldu. Geçenlerde bir dost sohbetinde aramızda gayrimüslim insanlar, arkadaşlar da vardı. Bir tanesi dedi ki Taha suresi çok önemli bir sure. Çünkü o Musevi bir arkadaştı. Oradan yola çıkarak biz aldık Taha suresini. 135 ayet. Bu da en uzun ayetleri olan surelerden bir tanesi hocam. Yok yani ayeti çok olan ama ayetleri evet. Uzun değildir o kadar. Kısa kısa neyse, ama evet. 135 tane tek tek olmuş. Fakat burada dikkatimi çeken iki tane şey vardı. Biri sabırla ilgili. Bir tanesi de siz geceleri değerlendirin diye şeye koydu, Kur'an'ın temel buyrukları kitabına koyduğunuz iki tane ayrı bölüm var burada. Çok önemli. O şeyde diyor ki şöyle başlıyor. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Altındaki ayette diyor ki içi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik diye not edilmiş. Şimdi bir Allah korkusu, korku. Hani hep diyoruz ya Allah'tan korkmaz mısın? Ben bir kimi diyor ki Allah'tan korkarım. Kimi diyor ki ben Allah'ı severim, niye korkayım? Biri bu. İkincisi ise o sabır dediğimiz. Ona da zannedersem... Ve Musa'nın mücadelesi. Evet. En çok o. 19 tane farklı surede, farklı ayetlerde sabrı Kur'an sizin düştüğünüz notta gördüm. İşlemiş. Sabır çok önemli. Siz de ona diyorsunuz ki başarının anahtarı ve değer üreten benliklerin azığıdır diyorsunuz. Azığı. Sabır için. Şimdi isterseniz bir korkudan başlayalım hocam. Sonra sabırla devam edelim. Ve Taha suresinden. Şimdi Taha suresinin ilk ayeti korku kelimesi kullanılmamıştır orada. Güçlük. Benim mealimde de öyle değildir. Daha enteresan bir tabir. Ayet aynen şudur. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Biz bu Kur'an'ı sana dikkat et. Eşkıyaca, zorbaca davranasın diye indirmedik. Kullandığı fiil teşka fiili şakavet kökünden, eşkıyalık kökü. Şakirlikten. Aynı kelime. Eşki, evet. Yani şöyle rahat tercüme ederiz. Sanıyorum ki mealimde son bölü çizgisiyle bunu da koymuşumdur. Son baskılarında. Biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedik diyor. Hiç. Kelime kelime karşılığıdır. Mâ enzelnâ aleykel Kur'âne liteşka. Şakavete başvurasın, eşkıyalık yapasın diye biz bu Kur'an'ı sana indirmedik. Ya Cenab-ı Hakk'ın sözüne bakar mısın? İllâ tezkireten limen yakşâ. İşte orada kullandı. Tam tersine istisna yaptı şimdi. Ne için indirdik? İçine ürperti düşen, korku düşenleri düşündürerek uyarasın diye. Bakın mesela inzar kelimesini kullanmamış orada. Litündire dememiş. Tezkireten limen yahşa. Bu Kur'an'ı tezkire, tezkire hem düşündüren hem uyaran ama öncelikle düşündüren kitap demek. Düşündüren değer demek, düşündüren mesaj demek. Biz sana bunu bunun için indirdik. Eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Beyefendi, İslam tarihi bu ilahi beyanın tam tersi bir seyir izlemiştir.
Kur'an daha çok eşkıyalığın kitabı yapılmıştır. Tezkire yapılmamıştır. Tezkire tabiri Kur'an'ın isimlerinden biri olarak Kur'an'da defalarca geçer. Kella inneha tezkiretün. Tezkire, tezkire Kur'an kendini. Düşündüren kitap demek. Düşündüren kitap eşkıyalık aracı yapıldı mı? Yapıldı. Yapılıyor mu bugün? Yapılıyor. Ne oluyor sonuç? Bu da bir şirk değil mi? Düşünen adamlar hayata egemen oluyorlar. Eşkıyalık yapanlarsa bağırıp çağırıyor, gürültü patırtı koparıyor, can alıyor filan, bu zulümleri yapıyor. Fakat sonunda o düşünmeyi öne alan adamların önünde eğiliyor, esir oluyor, yenik düşüyor. Çünkü düşünen adamda yaratıcılık var, bu yankinde gaspçılık vardır. Bakın İslam imparatorluklarının hemen tamamı gaspçıdır, yaratıcı değildir. Yaratıcı değildirler. Yaratıcı olmak için ıstırap lazım. Gaspçı ne yapıyor? Birisi üretiyor değeri, bu gidip musallat olup alıyor. Şeyhülislam'dan bir fetva çıkarasıyız. Hazine-i Devlet-i Aliye, şimdi de onu Devlet-i Aliye diyorlar. Öyle bir cehalet. Menfaatine. Hayır. Devlet-i Aliye. Onu da yanlış telaffuz ediyorlar. Devlet-i Aliye değil, dil düzeltmesi yapıyorum. Devlet-i Aliye'dir. Bilmem kaç bölümlük dizi oynuyor. Devlet-i Aliye. Ya sizin danışmanınız yok mu? Biri çıkıp demiyor mu size ki Devlet-i Aliye değil bu? Devlet-i Aliye, Devlet-i Aliye. Aynı kökten ama koca imparatorluğun adı. Niye bunu değiştiriyorsunuz? Devlet-i Aliye. Değil, Devlet-i Aliye'dir o. O cehaleti de düzeltelim. Devlet-i Aliye'nin Hazine-i Humayun'u zayıfladı. Şeyhülislam, çare bul. Evet, fetva istiyor. Hemen istihbarat çalışıyor. Nereyi basabiliriz? Nerenin hazinesinde altın bol? Hemen bir fetva. Cihat, ilahi kelimetillah. İlahi kelimetillah dedikleri bu. Bizim icdadımız ilahi kelimetillah. Lan Allah'ın onlar ilahi kelimetillah olsa sen bugün Avrupa'da tuvalet temizlemek için insanlarını kuyruğa dizer misin? Dizmedik mi? Almanya bizim insanlarımızın dişlerine bakarak almıyor muydu hayvan gibi? Evet, onlar da yaşandı. Ha, yaşandı. Yaşandı. İşte öyle yapar hayat. Gitti, bastı kalesini, aldı parasını, aldı karılarını, aldı emzikli çocuklarını getirdi. Ondan sonra okuyun Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nü. Bakın bakalım. Bakın bakalım o emzikteki çocukları kucağından alınıp Yeniçeri Ocağı'na getirilen kadınların feryadına. Onları Allah görmeyecek miydi? Bu mu senin büyüklüğün? Bak! Şimdi Allah seni o zulme maruz bıraktığın insanların hepsinin önünde köle yaptı. Tarih ve Tanrı böyle yapar. Onun için toplum öyle yapıyor ve onlar aldatmasın kimseyi. Toplum dediğin toplum nankörlüğün gayyasına batar ve hakkın muradının tam tersini yapabilir. Siz öbür iki T'ye bakacaksınız. Tarih ve Tanrı. Şimdi ne için anlattık bunları? Eşkıyalık aracı yapıldı Kur'an. Ve Kur'an bunu diyor. Biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Tezkire olarak indirdik. İdrisciğim, Müslüman aydınlar, yalnız şu iki ayetin kendilerine yüklediği insani ve imani görevi yerine getirsinler, yeter.
getirmiyorlar yeri. Şu söylediğimi de ilk söyleyen benim. Açın okuyun mealleri, tefsirleri. Bakın nasıl gakkuk edip mesajı saklamışlar. Ulan niye saklıyorsunuz? Biliyor nereye toslayacağını. Başına iş mi açacak? Lan söyle. Söylemediğin zaman 2000 sene yaşamayacaksın. Söyle neyse ne. 10 sene daha eksik yaşa. Yani neyse. Ama Allah'ın huzurunda ebedi hayatı kazan. Demek ki bunların imanı yok. İmanı yok bunların. Ahirete imanı olan adam bunu yapar mı? Ahirete imanı olan adam oranın buradan kötü olmadığını bilir. Oradaki nimetlerin buradan az olmadığını bilir. Oradaki huzurun buradan eksik olmadığını bilir. O zaman niçin sen bu dünyaya direk dikecek gibi onurunu peşkeş çekiyorsun ona buna? Niye zulme uşaklık ediyorsun? Konuşsana. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Maun suresini namazlarda okutuyor millete. O kadar. Geçip gidiyor. Ya bak, yazınca bak neler çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi biri o korku. Sabır. Ama şuraya öbürü, geliyorum hocam. Öbürü şimdi. Sabır dedin, unuttun evet, mu? Evet, sabıra geleceğiz. Evet, sabır. Korku, yani korkmak mı lazım, sevmek mi lazım? Söyleyeyim. Korku ve sevgi. Çünkü korku beyefendi, disiplinin en önemli... Beyefendi. Batılıların lakırdılarına da teslim olmayalım. Bizim dinimiz sevgi dinidir, sizinki korku dinidir. Hadi lan buradan. Gerçek sevgi varsa korkusuz olmaz. Ben sevdiğimden korkarım. Çünkü onu seviyorum, onu kaybetmekten korkarım. Onun bana kırılmasından korkarım. Korku duygusu hanımlardan var. Korkar insanlar. Hani bizde espri haline gelir. Kahvehanesi, kılıbı falan. Hadi git şuradan ya. Kadından korkmak da bir adamlık alametidir. Bu ne demek biliyor musun? Ben sevdiğim kadından korkarım. Bana sevgisini azaltırsa? Endişe ederim. Tabii efendim, korku dediğin geniş bir kavram. Ya, psikolojik zeminine inmek lazım. Bana ilgisini azaltırsa, bana kırılırsa, beni özlemese, bunlar az şeyler mi ya? Ben sevdiğim insanı bırak uzak yeri, evin öbür odasındayken de özlerim. Sevgi böyle bir şey. Kadın tabii Allah'tan da korkulur. Şimdi bakın, Kur'an realist bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim diyor ki, İnsanoğlunun hayatında korku vardır ve olacaktır. Bu hayatın bir gerçeği. O zaman, ey insan, bu varsa bunu Allah'tan başkası için geçerli kılma. Kur'an'ın dediği bu. Kur'an korkuyu kullanırken derdi bizi Allah'tan korkmaya çağırmak değil. Allah'tan başkalarından korkmamaya çağırmak bizi. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ Onlardan korkmayın diyor. Hep böyle demiştir. Korkacaksanız benden korkun. Ulan nimeti veren benim. Hayatı veren benim. Güzelliği veren benim. Keyfi veren benim. Yarın icap ettiğinde bunları geri alacak olan da benim. Sen niye gidip de onun bunun tağutuna, zorbasına, üç günlük ömrü olan, elinde üç kuruşluk bir imkan olana kul köle oluyorsun. Bakın bunu bir daha tekrar edeyim. Kur'an korku temasını şunun için işliyor. Cenab-ı Hak, benden başkasından korkmayın. Hedefi budur. Benden korkun değildir hedefi. İslam manası nedir? Teslimiyet. Evet. Kur'an bunu tarif ediyor. Allah'a teslimiyet. Ama o kadar değil. Yalnız Allah'a teslimiyet. La ilahe illallah. Öteki ilahları nefi. Sadeceler sistemi diyorum ben buna. Şirk kitabımda bir başlık var.
Yalnız Allah'a teslimiyet olacak. O zaman Allah'tan başkasına teslim olmak yok. Aynen bunun gibi tevhidin o formülü oraya da işler. Korkuyu böyle Allah'tan algılamak lazım. Allah'tan başkasından korku yok. Evet. Yani Kur'an'ın hedefi, tekrar ediyorum ey ahali, korku temasını işleyen ayetlerde hedef Allah'tan başkalarından korkmamayı temindir. Allah'tan korkmayı teşvik değildir. Allah'tan başkalarından korkmayan adam Allah'ın sevgisinde zaten erimiş gitmiş demektir. Allah bütünleşmiş. Onun korkmaya zaten ihtiyacı yok. Ama eğer bir korku söz konusu olacaksa Cenab-ı Hak diyor, korkmaya layık olan benim. Öyle değil mi? Evet. Biz Kur'an'ı okumadık ki. Biz Kur'an'ı tedebbür için, düşünmek için okumadık ki. Biz Kur'an'ı sevap alacağız şeytani mantığıyla sadece telaffuz ettik papağan gibi. Aynen öyle. Kur'an da bizi Allah'a şikayet etti. Allah da belamızı verdi kardeşim. Bu kadar açık. Kur'an kendisiyle alay edenleri insanlığın önünde rezil kepaze ederek onlarla alay etmiştir. Kur'an bunu yapar. Yapmıştır. Biz ne konuşup duruyoruz? 24 saat Kur'an Müslümanları Allah'a şikayet ediyor. Bütün ruhum, imanım gibi, Allah'ın birliği gibi buna inanıyorum ben. Müslüman dünyanın içinde yuvarlandığı felaketin başka bir izahı olamaz. Kur'an 24 saat bu Müslüman dünyayı Allah'a şikayet ediyor. Asırlardır hem de. Siz tezkire beni yapın diyen kitabı eşkıyalık aracı yapacaksınız. Ve bununla övüneceksiniz. Bizim ecdadımız, benim ecdadımız. Al şimdi ecdadın. Git tuvalet temizle şimdi. O ecdadının külhan beylik yaptığı adamların tuvaletlerini temizle. Kuyruğa gir, yalvar, yakar o tuvaleti sana temizletsinler diye. Buna çok devam edeceğiz hocam, bu konuya. Bu çok önemli gerçekten. İdrisciğim, ben sanıyorum buna bir 100 yıl daha devam ederiz biz. Biz bu kafayla. Ama sosyolojik değişimler biliyorsunuz hocam, bu kolay kısa zamanda olmuyor. 1000 senedir, 1300 küsür senedir, 1400 senedir olabilmiş değil hala. Geçen de birisi söyledi, 1400 yıldır aynı kitabı okuyoruz, hala günahkarız diye. Okumuyor. Demek ki okumuyorsunuz. Hayır. O yanlıştı. İyi niyetliyse hata ediyor, kötü niyetliyse yalan, şeytanca yalan söylüyor. Aynen öyle. Hayır, okumuyoruz. Evet, maalesef. Bakın, Kur'an kendisinin nasıl okunacağını da tarif etmiştir. Kur'an katakulle yutmaz. Kur'an asla numara, dubara, katakulle, üç kağıt yutmaz. Asla. Kur'an kendisinin nasıl okunacağını da söylemiştir. Bu numarayı bana çekerler diye. Kur'an'ı biz hiç okumadık. Biz Kur'an'ı telaffuz ettik. Kur'an beni tedebbür edin dedi. Telaffuz kelimesi Kur'an'da yok. Düşünerek okuyun. Tedebbür, evet. Ne demek istediğini düşünerek okumak demektir. Hı-hı. Biz telaffuz ettik. Telaffuz ettik. Karşılığı ne? Karşılığı işte bu şimdi sahip olduklarımız. Oku evet. Da oğlum ağlayayım. Evet ya. Rahmetli üstadımız Elmalı Hamdi'nin diyor ki, belki de bu ayetin izahında vermiştir onu. Tefsirinde bir yerde diyor ki, Kur'an diyor öyle sabah makamından çatlatmak, acema şirandan patlatmakla diyor Kur'an okumak olmaz. O anlar zurnanın son deliği. Kur'an bir prospektüstür. İnsan hayatının kullanımını veriyor. Ulan bunun manasını bilmeden nasıl kullanacaksın hayatı?
Gittin, şu buzdolabını aldın. Buzdolabı diyelim buna. Bir de prospektüs veriyor sana, değil mi firması? Şimdi geldin, kullanacaksın bunu. Prospektüsü açıyorsun, Türkçe yok. Orada 5-6 dil var, sen hiçbirini bilmiyorsun. Bizimkine tatbik edelim. Arapça var, sen Arapça bilmiyorsun. Sana kullan bunu diyor. Kur'an'dan yararlan. Teşbihte hata yok. Buzdolabı değil de Kur'an'ı alalım. Yararlan, prospektüs. Lan nasıl yararlanacağım? Ne yapacağım? Tercüme ettireceğim prospektüsü. Aklın apaçıklık ilkesi bunu icap ettirir. Allah'ın, evet. Allah'ın muradı değil sade, dediği de açıkça budur. Telaffuz değil, tedebbür istiyorum diyor. Ne yaptılar bize? Bin küsür sene. Bunun tersini din yaptılar. Anlamayın. Düşünmeyin. Sorgulamayın. Fıkıh profesörü ünvanı olan İhsan Doğramacı'nın profesörlerinden, genelge profesörü, doktora moktora yapmış değil. Tarihin en büyük iblisane laflarından birini söyledi geçen senelerde. Ne dedi biliyor musun? Hani herkes ana dilinde Kur'an'ın tercümesinden de namazını kılar meselesi, ben gündem yaptım, tartışılıyor. Çıktı beyanat verdi. Anlaması gerekmiyor dedi. Hatta anlamaması daha iyidir dedi. Anlamadan okuyun dedi. Daha makbuldür. Ulan ben sana ne diyeyim? Genelgeyle profesör ünvanı almış adam. Ben sana ne diyeyim? Onlar onun için diyorlar hocam, işte biz öyle bir hale gelmişiz ki Arapça bir metin okuyorsun, üstünde küfür varsa bile amin diyorsun. Böyle bir şekilde geliyor. O da işin kara mizah tarafı. Evet. Evet. Yani bu o da işin kara mizah tarafı. Olacak şey değil tabii. Hani Süleyman Ateş tefsirinde yazıyor. Bak tefsirinde yazmış bunu. Kaynağını da veriyor. O yaşadığı çevre Elazığ o civarlarda birisi nüfuzlu bir adam ağa takımından gidiyor hocanın birine, diyor ki bana üstümde taşıyacağım beni koruyacak bir dua. Diyor ki ya böyle şeylere şey yapma, git sen Allah'a sığın, görevlerini yap, Allah seni korur. Israr ediyor şu. Yazmış vermiş. Muska. Bir şey vermiş ona. Ha. Atmış başında. Gel zaman git zaman, sonra demiş ki adam gelmiş, o beni korudu. Dedim ya sana bunları kodluyorlar, sen ne dersen de, korudu diyor adam beni. Öyle mi diyor. Aç o, yanında mı o muska? Evet, aç diyor onu, aç. Gel okuyalım şimdi. Ne yazmış biliyor musun oraya? Allahümme ce'alni dubben kebiran fi cebelin azim. Allah'ım beni büyük bir dağda kocaman bir ayı yap. Yazmış. Ya Süleyman Hoca bunu tefsirinde vermiş. Evet. İsimleri de veriyor o kimler arasında. Süleyman Ateş'e buradan da sevgi saygılar iletiyorum ben. Evet, veriyor. Bu çok ama çok anlamlı. İyi koymuş orayı. Evet. İşte hep böyle yaptılar. Ama bu kitle. Bu kitle. Şimdi bakın o zihniyet bugün nereye geldi? Komurumu veriyor. Ben onun bilmem neyinin kılı olurum diyor. Bitti. Ya bu şimdi bilmem neyinin kılı olmaya, kılı olmayı kutsal gören, meziyet gören bir zihniyetin. Ama hocam toplumu. O da çok münferit Allah aşkına yapma. Yapma. Ya. Ha, vallahi. Peki bir dakika. Yapma. O bir dakika. Dur. Ha. Dur ya, ben laga laga konuşmam. Yapma. Peki. O münferit, o gariban biri diyordu. Gariban mariban değil, iblisin teki o kimse. Öyle bir garibanlık mı? Haşa garibanlardan. Garibanlar Allah'ın makbulü insanlardır. O menfaati için her şeyini verecek tinette bir zihniyet o. Şimdi gelelim bu yana. Milletvekili.
küçümseyebilir misin? Tabii ki ya, ben millet adına... İdris, bir şeyi söylüyorum, dikkat et. Küçümsemek mümkün değil yani. Milletvekili ve partide de iyi yerlerde. Liderini anlatıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yazdım yazılarıma konu yaptığım için söylüyorum. Ne diyor? Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını kendisinde toplamış bir liderdir. Dedi, sonra da bu haşa dedi. Ya kardeşim, bizim herhalde vicdanlarımızı filan, yani uzaktan bombardımanla bizi de mahvetti, körelttiler. Biz bu pisliklerin gayyasına girmesek bile bir yerde etkileniyoruz. Baksana şuraya. Sen bunu, sen bana desen ki, Yaşar Nuri, sen Allah'ın bütün niteliklerini benliğinde taşıyan bir adamsın. Ben seni önce uyarırım. Bu sözünden dönersen seni tövbeye davet ederim, teşekkür ederim sana. Dönmezsen seni dostlarımın listesinden çıkarırım, seni düşman bilirim. Çünkü bana bundan daha büyük bir kötülüğü kimse yapamaz. Sen beni Allah ilan ediyorsun. Estağfurullah. Ya ben Allah'a kul olmak için 50-60 yıldır didiniyorum. Sen şimdi beni Allah ilan ediyorsun. Bundan daha büyük kötülük olur mu bana? Sen bu hitaba muhatap olan şahsın kalkıp da hiç olmasa arkadaş, ağzından çıkanı kulağın duysun. Bir daha böyle şeyler duymayın. Söyledi, o da söyledi, şimdi hakkını teslim etti. Ne dedi? Başbakan da söyledi. Ne dedi? Böyle uydurup böyle yakışık almayan şeyleri... Ha, yakışık almayan. Yakışık ama başka bir ifadeyle söyledi, ben tam şey değil ama okudum ben onu. Hayır, yeterli değil. Yeterli değil. Ben ne beklerdim biliyor musun? Bir delikanlı dirayetle onun partiden ihracını beklerdim. Ne mesaj olurdu biliyor musun? Beni bile fethederdi. Yakışık alan lafları söylemeyin. Sanki efendim, akşamları niye kokoreç yedin beyefendi? Ya toplantıya gelirken niye kokoreç yedin? Kokuyor demiş gibi bir şey. Böyle bir şey mi bu ya? Değil tabii canım, yani. Böyle bir şey mi bu ya? Buna karşı konacak tavır o mu? Bir Kur'an mümininin buna karşı koyacağı tavır o kadar mı? Oradaki, yakışık almayan sözlerse, ha yakışık alacaktı bir de, öyle mi? Siyasi mülaza, hesaplar, kitaplar var işin içerisinde. Hocam gözünü seveyim, beni de konuşturtma şimdi. Bilmiyor muyuz bunları ya? O zaman geldik demin söylediğim hesaplar gibi. Demin var. Veya dün. Ne dedik? Kelime-i Tevhid formülünde bize diyor ki, tevhid ve iman muvazaa kabul etmez. Evet. Allah'a teslimiyet olacak, yetmez. Allah dışında birilerine teslimiyet olmayacak. Allah'a teslimiyet var. Allah'a ibadet var. Ama muvazaa var. Biraz da öbür tarafları okşamak var. Azeri'nin dediği gibi. Balaca evet. Biraz da onu okşir derler onlar böyle hafifçe. Yok öyle. Öyle demiş Azeri halk filozofu adam. Yaşlı. Birisi bir işini yaptıracak ona. Biliyor onun Alevi meşrep olduğunu gayet tabii. Adamın adı da Ömer'miş. Ömer adını sevmiyor onlar. Ne hikmetse. Demiş ki ben Ömer demeyeyim. Adımı Ali diyeyim, bu daha çok bana ilgi göstersin. Adınla kurban olalım demiş. Azeri baba böyle hikmet sahibi bir adam. Bu yaşanmış bir hadise. Efendim demiş, adım Ali. Böyle de konuşuyorlar, göz göze de bakıyorlar. Şimdi adam feleğin çemberinden geçmiş Azeri baba. Demiş ki, adın çok güzel, adan kurban olurum demiş. Ama demiş, gözlerin demiş,
Muhtasar Balaca demiş Ömer Okşir. Adın Ali ama demiş, gözlerim böyle hafiften Ömer Okşir demiş. Şimdi bununki de böyle. Almam yan cebime koy. E peki, bir dakika. Konuşuyoruz, ders verir gibi. Sonra bizzat kendisi beyefendi ne dedi? Rahmetimiz gazabımızı örtecektir dedi. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ben tabii o sizin... Şu sözün ne demek olduğunu biliyor musun? Bu söz Kur'an'da sadece Allah'ın kendisi için kullandığı bir tabir. Hiçbir varlık benim rahmetim gazabımı örtecektir diyemez. Çünkü bu Allah'ın niteliklerinden biridir. Ve Allah bunu ayetiyle kendisi için tespit etmiş. Rahmetim ve gazabın sahibi benim diyordu. Başbakanlık mevkiine oturan zat bunu kullandı kendi için. Bilemiyorum, cevap hakkı var Sayın Başbakan'ın bu konuda. Ya cevaplık falan bir şey yok. Ben burada bir Kur'an aydını olarak, yani ömrünü Kur'an'ı anlatmaya vermiş bir insan olarak ve onun da yaş bakımından abisi olarak bir uyarı yapıyorum. Benim onu haşlamak, açık düşürmek, hırpalamak gibi. Haşa, vallahi ve billahi öyle bir niyetim yok. Ve ben, yani alnı secdeli bir adam ve benim beğendiğim meziyetleri olan bir adam, takdir ettiğim, yazılarıma da geçirdiğim bazı meziyetlerini bir insan. Onun için gönlüm istiyor ki öyle olmasın. Bak, açık söylüyorum, mertçe. Yoksa başka türlü söylerim, hiç. Samimiyetle, mertçe söylüyorum. Yani ben yakıştıramıyorum. Başka şeyler bekliyorum. Evet, ya sabrı konuşacaktık ama zamanımız da yetmedi. O sabra girersek çıkamayız içerisinde. Şems, bunu bitirelim burada o zaman hocam. Ya Şems-i Tebrizi, yarın akşam sabrı konuşuruz. Bir rampa yapayım da evet. Yarın Şems-i Tebrizi bir yerde öyle diyor makalatında. Sabır yolun sonunu görenlerin tavrıdır diyor. Dağın arkasını görmeyen adam sabredemez. Allah'ın bir sıfatı da saburdur. Çok sabreden. Ben Allah'ı o sıfatıyla bilenlerden biriyim. Herkes Allah'a bir sıfatından daha çok yaklaşır. Ben oradan yaklaşıyorum. Çünkü hayat beni sabretmekle çok imtihan etti. Onun için sabrın ne demek olduğunu ben bilirim. Ve o yüce kudret, o vacibül vücut olan kudret, niye kendisinin sıfatlarından birini de çok sabreden olarak belirlemiş? İhtiyacı mı var? Evet. Kahır tokatıyla yakar, yıkar, vurur, istediğini yapar, dümdüz eder. Hayır, yapmıyor. Yolun sonunu görüyor. Teşbihte hata yok. Şems ne güzel söylemiş. Sabır, yolun sonunu görenlerin tavrıdır diyor. Yolun sonunu görmek için de adam olmak lazım. Bir ayrı çaba göstermek, gayret etmek lazım. Evet, Mevlana diyor, göz var, ayaklarının ucunu görmez. Göz var, arşın ötesini görür. İkisi de göz. Bakmak ve görmek, ikisi de aynı gözden. Peki. Evet hocam, çok teşekkürler bu akşam için de. Yarın akşam devam edeceğiz. Bu sabrı biraz daha detaylı işleyeceğiz. Tamam, sen hazırla sorularını. Yarın akşama ona devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Yaşar Nuri Öztürk'le Kitaptan Aydınlığa programına bu akşam burada noktayı koyuyoruz. Yarın akşam 21.30'da aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.